çok söylenen şeylerden bir tanesi Bengü'nün bu kadar tatlının yanında nasıl formda kalıyorsun, nasıl yemiyorsun? Birincisi ben tatlı o kadar sevmiyorum. Öbür videolarımdan gördüyseniz eğer tuzlularda hiç kendimi tutmuyorum. Gayet yuvarlıyorum hepsini. Ama tatlı konusunda da gerçekten çok spora giden bir insanım. Kilomu da kontrol etmeye çalıştığım için böyle herkesin yiyebileceği daha sağlıklı, rafine şeker içermeyen bir brownie tarifi üzerinde çalışıyorum uzun süredir. Bunu dükkanımda satacaktım ama sizinle paylaşmaya karar verdim onun yerine. Çünkü gerçekten bence herkesin iyi ve kendini iyi hissettiren, yaramaz olmayan ama tadı da yaramaz, etkide yaramaz olmayan bir tatlı tarifine ihtiyacı var. Onun için de sizinle hemen sağlıklı brownie paylaşacağım bugün. Bunun için en büyük bizim yardımcımız hurma. Hurma hem yumuşak, hem bir kıvam veriyor, hem de kendinden tatlı. Burada kullanacağımız zaten tatlılığı verecek olan şey hurma. Ben bunun için 5 tane hurma kullanacağım. Burada lütfen kötü kalite hurma almayın. Çok kuru oluyorlar. Bu meccul denilen bir hurma. Medine hurması diye geçiyor galiba. Emin değilim ama. Bunu 5 tanesini direkt ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. İçine atıyorum. Burada hepsi bir haznede bitecek bu işin. O da çok güzel bir şey. Etraf pislenmeyecek. Bu arada fırınım da 180 derecede. 5'ini de attım. Bir çay bardağı sıcak suyum var. Üzerine ekliyorum. Bu hurmaları onun suyunda biraz yumuşatacağım. Kaynar su. Burada bu bir çay bardağından biraz daha az, böyle iki parmak az gibi, yani yarım çay bardağı diyelim. O arada şöyle size bir püf noktam var. Kakao kullanırken, kakaolu keklerde kakaoyu direkt eğer kuruya eklerseniz o böyle kek hiç zaman koyu renkli olmayacaktır. Bunun olayı kakaoyu kaynar suyla karıştırıp kek eklemek. O zaman o işte hep filmlerde gördüğünüz, atıyorum işte Amerika şeylerinde, internette, Pinterest'te gördüğünüz şeylerde falan böyle kapkara kekler oluyor ya, onlar bu şekilde yapılıyor. Bilmiyorum, Amerika filmlerinde, ne bileyim. Bu kadar, aklımız bu kadar yetiyor. 2 çorba kaşığı. Bu arada dolu dolu çorba kaşığı yapıyorum, yani tamlamıyorum. Bunu da hurmama ekliyorum. En sevdiğim ürünlerden biri daha da keçi boynuzu kreması. Keçi boynuzu ezmesi diye de geçiyor. Bu keçi boynuzundan yapılan doğal bir ürün ve kendinden bu da tatlı. Bundan da 2 çorba kaşığı koyacağım içine. Çok güzel bir tat veriyor bence çikolatalı tatlılara. Bekledim. 2 çorba kaşığı gene. Burada bir yağ seçimi yapacaksınız. Şimdi bu aralar biliyorsunuz Hindistan cevizi yağı bayağı revaçta böyle sağlıklı olarak. Bu arada yağın biliyorsunuz ki 1 gramı hep bütün yağlarda aynı kalori olarak. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben şu an Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ben tam olarak bir kaşık, bir koca kaşık yuvarlıyorum içine gene. Bu arada hurma yerine bal kabağı da kullanabilirsiniz. Ben daha önce öyle çok güzel bir tarif yapmışlığım var. Şimdi bunların hepsini makineden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bayağı güzel, kokusu da çok güzel. Bu arada vanilya da ekleyebilirsiniz burada buna, ben eklemeyeceğim. Bu noktada oda sıcaklığındaki yumurtalarım, bu şeyin de karışımın da sıcak olmadığına emin olun, yoksa omletli bir browniniz olur. Yumurtanın pişmemesi önemli karıştırırken. Yumurtalarımı ekliyorum. 3 adet yumurta var. Üç tane yumurtayı koydum. Bir de tuz, bir fiske ekliyorum. Yine makinemi çalıştırıyorum. Bunun için badem unu ekliyorum. Badem unu da bildiğiniz rondodan geçmiş badem. İkiye yakın kullanacağım. Gene deneyerek gidiyorsunuz. Çünkü herkesin ununun kuruluğu farklı, yumurtasının büyüklüğü farklı. O yüzden acele etmiyoruz.
İyi diliyorum. Burada şekersiz çikolata satılıyor marketlerde. Bence onu da ekleyebilirsiniz. Ve hazır, bu kadar. Şimdi benim silikon kabım var. Biraz yağladım üstünü. Burada bunları böyle küçük şeylere koyarak, yani küçük kalıplara koyarak pişirme zamanını azaltıyorum ve bence porsiyonlama olarak daha iyi. Ben tatlıları hep böyle küçük küçük hazırlamayı seviyorum. Böylece buzluğa da atabilirsiniz. Çünkü bir yerinden kestiğiniz zaman kesilen yerden kurumaya başlıyor. Ama kesilmediği zaman, tam olarak durduğu zaman hiçbir şey olmaz. Eğer büyük bir şeyde pişirmek istiyorsanız, ben dün 25 dakikada pişirdim bunu. Normal bir kalıpta. Bunda ise yaklaşık bir herhalde 10-12 dakikada istediğim kıvama gelecektir. Bu arada bu mesela şu an vişne koyabilirsiniz içine, fındık fıstık atabilirsiniz. Ben biraz Antep fıstığı atmayı düşünüyorum. Bu arada mesela Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Badem unu yerine. Bir kalan da göz hakkı tabii ki. Yengenin midesine doğru gidecekler. Her zamanki gibi silikon kalıbı, gene altına bir şey koymadığım için böyle dikkatli bir şekilde koyuyorum. 10 dakika veriyorum, sonra kontrol edeceğiz. Hazır, güzel yakar mısınız? Hemen kontrol ediyorum, pişmiş mi diye. Evet, pişmiş. Çok az da altında bırakıyoruz. Bu arada bu brownler bence ertesi gün daha güzel oluyor. Bir gün buzdolabında bekledikten sonra. Elim yanıyor. 1, 2, 3. Gerçekten. Bunu bilmeyeceğim. Brownlerim hazır. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Yoksa parçalanır. Ve brownlerim soğudu. Ciddi şu an çıkarıyorum. Parçaladım birazcık heyecanlı olduğum için. Çok güzel bir ıslak. Deniyorum. Gerçekten bence öbür versiyonunda hiçbir fark yok. Bunları dondurarak 3 ay saklayabilirsiniz. Buzdolabında da yaklaşık bir 5-6 gün gidiyor kapalı olduğu sürece. Dışarıda da 3 gün raf ömrü var. Afiyet olsun. Çok iyi. Ya. Erkeklere beğendirmek çok daha zor bu arada. Ablam bir star bebeği. Mutfak starı. Söylemesen yazın. Evet, hiçbir şey yok ki. Sadece şeyde, şekilini biraz az koymuşsun falan. Aynen.